Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere kalsiyum montta kol kısaltma tadilatı nasıl yapılır? Bununla alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz montumuzun kol boyu kısaltma tadilatı yapacağız. Bakın burada iğne ölçümüz mevcut. Bu şekilde kısalacak. Yaklaşık 7 santim montumuzun kolunu kısaltmaya çalışacağız. Montumuzun kol ağzı bu şekilde astarlı. Burada da ek yeri var. Biz oradaki ek yerinden kısaltarak montumuzun orijinal görüntüsünü aynı zamanda kol ağzındaki orijinalliğini de bozmamaya çalışacağız. Bununla alakalı size bilgiler vereceğim. Önce iğnemizin olduğu noktayı ölçüyoruz ki her iki kolumuza da eşit şekilde kısaltalım. Yaklaşık 7 santim kol kısalacak. Bakın o dikişin olduğu yerden aşağıya biz 7 santim kısaltacağız. İğnemizi çıkarıyoruz. Önce kolumuzu tersine çevirerek iç kısımda biyeler var dikişlerin olduğu noktada. Oradaki biyeleri sökeceğiz. Dikkatli bir şekilde. Biyelerimizi tekrar kullanacağımız için dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kol dikişini de söküyoruz biyelerimizden sonra. Şimdi ise kolumuzun ek yeri olan yine orada da biye var. Ek yerini sökeceğiz. Önce biyeyi daha sonra da oradaki sonradan eklenmiş olan parçayı çıkaracağız. Bu şekilde biyemizi çıkardık. Şimdi ise oradaki parçayı sökerek çıkaracağız. Kol ağzındaki parçayı. Bu şekilde parçamızı da çıkardık. Şimdi ise koldaki o biyenin olduğu yerden kesiyoruz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde sökerek onu da bağımsız hale getireceğiz. Şimdi kolumuzun ek yerini söküyoruz. Önce biyesini çıkaracağız. Sonra da kolumuzdaki ek yerinin bağımsız hale getireceğiz. Evet, biyemizi komple söktük, çıkardık. Şimdi kolumuzu söküyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi montumuzun kolundaki ek yerini sökerek çıkardık. Şimdi ise işaretlerimizi alıyoruz kaç santim kısalacağına dair. İşaret aldığımız noktadan düzgün bir şekilde çizeceğiz.
Evet, her iki kolumuzu aynı şekilde çiziyoruz işaretini alarak. Şimdi arkadaşlar çizdiğimiz noktadan düz dikiş geçeceğiz. Dikiş atacağız ki içindeki kalsiyumları sağa sola dağılmaması için. Şimdi ise dikiş geçtiğimiz noktadan 1 santim dikiş pay vererek oradaki fazlalığı keserek alıyoruz, oradan çıkarıyoruz. Yani kısaltacağımız noktayı o şekilde kesmiş oluyoruz. Bu şekilde her iki kolumuzu da hazırlamış olduk. Şimdi biz makinamıza geçeceğiz. Evet, şimdi makinamızdayız. Böyle söküp çıkardığınız parçaları tekrar aynı şekilde 1 santim dikiş payıyla tekrar kolumuza monte edeceğiz, takacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi diğer kolumuzu takıyoruz. Kumaşlarımızın, yani parlak yüzü, iyi yüzleri birbirine denk gelecek şekilde yapıyoruz işlemimizi. Şimdi ise biyelerimizi tekrar çıkardığımız yere biyelerimizi takacağız. Aynı orijinalinde olduğu gibi. Biyelerimizi oraya takmazsak oradan dikiş aralıklarından kas tüyleri zamanla çıkıyor. Ve bu yüzden aynı orijinaldeki işlem nasılsa biz de aynı orijinal tahlilat yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde birbirimizi takmış olduk. Ek yerin olduğu noktaya. Söktüğümüz noktadaki açıklığı kapatacağız. Oradaki biyenin fazlalığını alıyoruz. Ve oradaki biyemiz de yine aynı orijinalde olduğu gibi. Oradaki biyemizi de tekrar kapatıyoruz. Bu şekilde tamamladık kolumuzun bir tanesini. Şimdi diğer kolumuza aynı işlemi yapıyoruz. Önce biyemizi takıyoruz ek yerinin olduğu noktaya.
Yine aynı şekilde daha önce kolumuza yaptığımız gibi kolumuzun oradaki açıklığı kapatacağız. Ek yerinin olduğu noktadaki. Oradaki fazlalıkları da alıyoruz ki biyemizi rahat kapatalım. Biyemiz orada patlak olmaması gerek. Yine aynı şekilde biyemizi de kapatarak makinamızdaki işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olacağız. Makinamızdaki taliyatımızı bu şekilde tamamladık. Kolumuz eşit. Aradaki dilim farkları da eşit. Aynı orijinaldeki gibi. Şimdi ise ütüdeyiz. Ütüde yaptığımız işlem sadece taliyat yaptığımız dikiş yerlerine buhar tutacağız. Çok fazla ütüyü bastırmayacağız ki orada herhangi bir çöküntü olmasın dilimlerinde. Çünkü orijinal görüntüsü bozulmaması gerek. Bakın bu şekilde sadece buhar tutuyoruz. Aynı zamanda kumaşımız da çok fazla ütüyle temas ettiği zaman yanma riski var. Bu yüzden sadece buhar tutuyoruz oradaki taliyat yaptığımız noktalara. Her iki kola da aynı işlemi uyguluyoruz. Ütüdeki işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi biz tekrar masamızdayız. Kostüm montumuzun kol kısaltma taliyatını bu şekilde tamamladık. Orijinal görüntüde bir taliyat yapmaya çalıştık. Montumuzun dilimleri ve dikiş yerlerine dikkat ederek aynı orijinal görüntüde bir taliyat yaptık. Umarım çekmiş olduğumuz videoya yapmış olduğumuz taliyat işlemi sizlerin de hoşuna gitmiştir. Lütfen bizleri izlemeye, bizleri desteklemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.